Merhaba, iyi akşamlar. Günden kalanlara hoş geldiniz. Yanımda Hakan Güldağ, gördünüz açılışta. Birazdan kendisiyle konuşacağız ama önce bir Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Kösoğlu ile konuşalım. Avrupa'nın nabzını alalım. Ceren, hoş geldin. Ceren, duyuyor musun? Zeynep, merhabalar. Evet, Avrupa borsaları sesin kesik kesik geliyor. O yüzden tam duyamıyorum. Başlıyorum piyasaları anlatmaya. Avrupa borsana baktığımız zaman bugün haftanın son işlem gününü Avrupa endeksleri karışık seyirle kapatmaya hazırlanıyor. Endekslere bakalım. Alman DAX endeksi %0.6 primli. İngiltere borsası sınırlı yükseliyor. Fransa borsasına baktığımız zaman sınırlı düşüş var Fransa borsasında. Endeksler bazında ise bugün petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş Avrupa'da enerji endeksini destekliyor. Yani petrol ve gaz endeksi %1.5'un üzerinde değer kazanıyor Avrupa'da. Diğer yanda bugün Avrupa'da bankacılık endeksi zayıf. %1.5'a yakın bir değer kaybı var bankacılık endeksinde. Gözler yine bilançolardaydı. Aslında bu hafta genelinde gelen banka bilançoları Avrupa'da beklentileri karşıladı. Hatta kar rakamları beklentileri aştı diyebiliriz çoğu banka için. Bugün İngiliz banka NatWest'in bilançosunu aldık ve ilk çeyrekte faiz geliri, net faiz geliri beklentilerin altında kaldı ve bilançonun ardından hisseleri %4'e yakın değer kaybıyla işlem görüyor. Diğer yanda tabii sterlin tarafında yaşanan yükseliş de dikkat çekici bugün. Sterlin dolar karşısında yükselişini hızlandırdı. Her ne kadar bugün euro dolar paritesi yatay yakın bir seyirle işlem görüyor olsa da şu saatlerde euro dolar karşısında 1.10.30 seviyesinde, fakat sterlin dolar karşısında %0.5 oranında değer kazanıyor ve 1.2574 ile Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Bugün veriler tarafında euro bölgesinden ilk çeyrek büyüme verilerini aldık ve ilk çeyrekte euro bölgesi ekonomisi %0.1'lik bir büyüme kaydetti. Büyüme verisi beklentilerin altında kaldı fakat ekonomi resesyona girmedi euro bölgesinde. Ülke bazında bakacak olursak Almanya dikkat çekiyor. Zaten merakla bekleniyordu Almanya'nın büyümesi. Çünkü geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada ilk çeyrekte Almanya ekonomisinin sınırlı oranda büyüme kaydedeceği, yani resesyona girmekten kaçınabileceği ifade edilmişti. Fakat resesyona girmedi Almanya, fakat büyüme sıfır geldi ilk çeyrekte. Yani beklentinin altında kaldı. Bunun nedeni özel tüketim, yani hane halkı harcamalarının oldukça zayıf seyrediyor olması. Enflasyondaki yükselişin etkisiyle hane halkı harcamaları Avrupa'da baskı altında kalmaya devam ediyor. Fransa ise %0.2'lik bir büyüme kaydetti. Beklentilere paralel geldiğini gördük Fransa'da büyüme verisinin. İtalya, İspanya hizmetler aktivitesinde yaşanan toparlanmanın etkisiyle %0.5 ile beklentinin üzerinde büyüdü. Almanya'dan enflasyon verisini aldık. Almanya'da Nisan ayı enflasyonu sürpriz bir biçimde yavaşladı. Gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle yıllık bazda enflasyona baktığımız zaman tüketici fiyatları %7.2 seviyesine geriledi. Özellikle gıda tarafında yaşanan düşüş dikkat çekti. Çünkü önceki ay %22'lerdeydi gıda fiyatlarındaki artış oranı. %17'lere kadar geri çekildiğini gördük bu ay. Salı günü gözler euro bölgesinden gelecek enflasyon verisinde olacak. Nisan ayı enflasyon verisi özellikle 2 gün sonra 4 Mayıs'ta, yani Avrupa Merkez Bankası'nın Mayıs ayı faiz kararını alacağız. Aslında bu karar için enflasyon verisi belirleyici olacak. Orada özellikle çekirdek enflasyona bakacağız. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın baktığı iki temel gösterge var. Çekirdek enflasyon ve ücret artış hızı. Çekirdek enflasyonda yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışına devam etmesi, hatta 50 bas puanlık faiz artışına gitme ihtimali üzerinde de duruyor bazı üyeler, fakat bazı üyeler ise 25 bas puanlık faiz artışını destekliyorlar Mayıs ayı için. Yani piyasa ikiye bölünmüş durumda. Bu nedenle Mayıs ayı toplantısı, buradaki gelecek faiz kararı önemli olacak. Diğer yanda IMF'den uyarılar geldi. Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'na faiz artırım uyarısı geldi IMF'den. Fazla faiz artışına gidilmemesi gerektiği noktasına uyardı. Çünkü bunun finansal stres yaratabileceği konusunda uyarıları var. Diğer tarafta bir başka uyarı da erken gevşeme konusundaydı. Çünkü şu anda enflasyonla mücadelenin hem Avrupa hem de İngiltere için temel odak noktası olduğunu, bu nedenle erken gevşemeye de para politikasında gidilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Eğer beklentilerin üzerinde bir parasal sıkılaşma yapması haline, yani faiz artırımlarının daha da uzun sürmesi halinde Avrupa'da zaten düşen konut fiyatlarının daha da sert düşebileceği riskine karşı uyarılar geldi IMF'den iki kuruma dönük olarak. Son olarak Financial Times'ın da bir haberi var. Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımlardaki boşlukları kapatmak için belli ülkelere
ihracatı sınırlama getirmeyi planlıyor. Zaten bu konuya ilişkin Avrupa Birliği'nin bazı ülkelere uyarıları vardı. Yani Rusya'ya dönük yaptırımları delen ülkelere karşı ihracat noktasında bir kısıtlama çalışması olduğunu anlıyoruz. Financial Times'ın haberi. Burada yaptırım uygulanan ürünleri Rusya'ya yeniden ihraç ettiğinden şüphelenen ülkelere ihracatı kısıtlama getirilecek. Tabii ilk etapta yasaklı ürünleri Rusya'ya yeniden ihraç eden ülkelerin uyarılması planlanıyor. Eğer bu ülkeler yasağa uymamaya devam ederse, yani Rusya'ya ihracatı devam etmeleri halinde ikinci etapta ihracatta ürünler belirlendikten sonra bu ülkelere yapılan Avrupa Birliği ihracatında kısıtlamaları gidilecek. Bu haber de önemli diyelim. Yeniden söz sana bırakalım Zeynep. Ceren, teşekkürler. Ekrandaki son dakikayı da seslendireyim ben. Yapı Kredi'nin birinci çeyrek net karı 12,6 milyar lira oldu. Beklenti 11,2 milyar liraydı. Ve burada da bir kısa araya gidelim. Sonra Hakan Güldağ yanımda konuşacağız. Günden kalanlar devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Bugün haftanın son gününde her cuma olduğu gibi gazeteci yazar Hakan Güldağ bana eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Çok sağ olun. Denizli'den geldiniz ayağınızın tozuyla. Doğru. Bayağı ayağımın tozuyla sayılabilir. Değil mi? Sabah 3.55 uçağıyla. Eyvah. Tamam, son yok, yayın. Yok. Sıkıntı son yok. Son yayın. Sizi de serbest bırakacağız. Ne demek? Hakan Bey, şimdi orada genç iş insanları toplantısındaydınız. Doğru. Oradaki başlıkları tabii size sormak istiyorum. Çünkü orada da enteresan şeyler konuşulduğunu anlıyorum. Sizinle yayın öncesinde de konuştuk. Fakat önce bir sanayici, ihracatçı ne diyor? İzlenimleriniz neler? Gündemlerinde ne var? Evet. Bir onunla başlayalım mı? Çünkü biz kime sorsak ihracatçılara ilk söyledikleri şey kur tabii. Tahmin ediyorum size de aynı şeyi söylüyorlar. Vallahi bildiniz. 12'den vurdunuz diyebilirim. Tabii ki kur önemli. Ama daha da önemli olan ve giderek benim başka yerlerden de duymakta olduğum ama dün Denizli'de de epey konuştuğumuz konu, döviz bulmakta güçlük çekiyorlar. Yani döviz likiditesinde de bir yani oranın tabiriyle söylüyorum bir kurudu diye ifade ediyorlar. Yani bazılarının da tabii özellikle hani büyük firmalar da var Denizli'de. Çok önemli ihracatçılar var. Milyar dolarlık şirketler de var. Bunların ihracatlarıyla ilgili, yani tabii ki ithalatlarıyla da ilgili, hem ihracat hem ithalat birlikte oluyor biliyorsunuz. Özellikle büyük kuruluşlarda, büyük montanlı üretim yapanlarda ham madde satın alınıyor vesaire. Buralarda mesela ham maddeyi satın alma noktasında iki büyük problemle karşı karşıya kalıyorlar. Bir, ihracatı yaptıktan sonra dövizlerini bozdururken uygulanan kurla, ham madde almak için dövize ihtiyaçları olduğunda aldıkları kur arasında ciddi bir fark oluşmaya başladı. Bir makas oluşmaya başladı. Biz bunu biliyorsunuz bir süredir zaten konuşuyoruz. Ne zamandır resmi kur diye bir lafımız yoktu. Şimdi bankalar arası döviz piyasasında belirlenen kur resmi kur gibi, öbürü de işte serbest piyasa kuru gibi, bir kere bu böyle bir farklılıklar oluşuyor. Bankaların İçinde de aynı bankada bozdursan da bununla bu farkla karşı karşıya kalıyorsun. Önerdikleri konulardan bir tanesi şu olamaz mı? Acaba alımda satımda aynı kurdan olsun. Biz hiç olmazsa buradan bir gol yemeyelim. Çünkü bankalara da bu dertlerini anlattıklarında bankalarda bizim yapacağımız bir şey yok. Bu bizden istenen konu diye ifade ediyorlar. Ama sanayici de diyor ki bu işten sadece bankalar kazançlı. Biz bu işten zarardayız. Bu işi sürdüremiyoruz. Ama daha da şu sıralarda üste çıkmış olan konu, istediği anda dövizi bulamıyor olması ve taahhütlerini gerçekleştirme noktasında belirsizliklerin artmaya başlaması. Hem işiyle ilgili, işi döndürmekle ilgili, ham madde satın alırken akreditif meselesinde bu sıkıntı var. Hem de tabii yarın öbür gün borcumu ödeyeceğim. Acaba döviz bulabilecek miyim? Herkes bulduğu 3 kuruşu bir kenara koymaya çalışıyor ama bu da çok mümkün görünmüyor. Tabii
en çok konuşulan konular bunlar ama seçim de çok konuşuluyor. Yani şöyle söyleyeyim, herkes 15 Mayıs'ta ne olur? Bunun arayışı içinde. İkinci tura kalırsa o sırada ne olur? Yani bunların cevabını bulmaya çalışıyor. Herhalde şu kaygıyla da bu, yani ihracatçı, sanayici açısından tabii temel mesele seçimin sonucu ne olur? Yani para politikası, ekonominin gidişatı ne olur? Sorusu oraya eklemleniyor. Tabii. Dolayısıyla farklı senaryolarla ilgili öngörüleri, beklentileri konuşuyor olmalılar diye düşünüyorum. Doğru, konuşuyorlar. Bir soruyorlar da. Bununla ilgili davetler de yapıyorlar. Aklına, fikrine güvendikleri insanlardan bununla ilgili bilgi de almaya çalışıyorlar. Bir pozisyonlanmaları var mı? Yani şu olursa yok. 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 Yani çünkü ne olacağını kimse şu anda böyle çok net olarak konuşamıyor. Bir istikrara karşı bir değişim talebinin, yani benim gözlemim tabii, daha fazla olduğunu gördüm. Yani ama bu bir pozisyonlanma değil. Bu sadece konuşulanlardan benim çıkarttığım bir şey. Yani bir tür deyin ki, hani nasıl Google Trendler var, benimki de işte gözlemlerime dayalı eğilim şeyi. Evet, yani onun dışında ben böyle bir net pozisyonlanma, bu iş bitti, şu alır filan diyen bir kişiye dahi rastlamadım. Olur mu abi? Yani neyini konuşuyoruz? Zaten bu iş bitti. Yani Cumhur İttifakı alır. Zaten bu iş bitti. Millet İttifakı alıyor filan diyen bir Allah'ın kuluna rastlamadım. Herkes merakla birbirine soruyor. Hani gayet de samimi konuşmalar da oluyor. Hani böyle böyle düşünenler olsa mutlaka söylerler. Onun için bir pozisyonlanma yok. Pozisyonlanma daha çok kurun nereye gidebileceği yönünde bir pozisyonlanma. Orada da yani şöyle, yani buna da hazırlıklı olan olmuş artık. Bu saatten sonra yapabilecekleri de fazla bir şey yok. Günü döndürmeye çalışıyor oradaki ihracatçı. Biraz gördüğüm kadarıyla işte yavaş yavaş aslında siparişler bakımından daha iyi bir yere doğru da gidiliyor gibi görünüyor. Aslına bakacak olursanız ihracat tarafında deprem bölgesi dahil bir şey var. Bir toparlanma var. İlk 3 ayın rakamlarına da bakarsanız yine rekor var. Hani o tarafıyla fena değil. Yani Türk şirketlerinin rekabet gücü bütün bu belirsizlikler içerisinde hiç küçümsenecek boyutta değil. Yani dirençli değil. Yani. Dirençli. Orası anlaşılıyor. Denizli'de de bunu gördük ama... Tabii bu 10 iş günü kaldı galiba ya da 11, bilemiyorum. Şimdi çok az kaldı bugün, çok az ayın kaldı. 28'i işte, yani hafta sonuna geldik. Siz 1 Mayıs'ı da saymayın, 14'ünde zaten. 1 Mayıs'ı da saymayın çünkü zaten işçinin, emekçinin evet, bayramı. Onu da kutlamış olalım şimdiden. Ama o 10 gün biraz şey geçecek, yani tedirgin geçecek, zorluklarla geçecek. Herkes neler olacağını merak ediyor ama beklentilerin bir yere doğru yönelmediği bir ortamı görüyorum. Belirsizlikler bu anlamda daha da artmış gibi. Onu zaten gibi. Ben siyasi beklentiden ziyade bir para politikasının değişikliğine ilişkin ya da o anlamda kastetmiştim ama siz onun cevabını da verdiniz yani zaten. Ona ilişkin de tam bir şey yok. Yani ortodoks politikalara dönerdi. Ama şuna ilişkin bir şey var. Genel bir kabul var. Ya bu iş öyle hemen şey olmaz. Birdenbire çok büyük değişiklikler olması çok kolay değil. Birikmiş bir takım sorunlar var. Hani mesela öyle çok hızlı bir şekilde ihracatçıya o kurun kim gelirse gelsin verileceği noktasında bir şeyi yok. Hmm. Beklenti yok. Anladım. Yani orada da yani ya diyorlar ki yani bu bir şekilde biraz devam etmek zorunda. Hani öyle çok kolay bir şekilde hemen öyle ortodoks politikalara dönmek falan zor olur. İşte KKM konuşuluyor mesela. Evet. Çünkü her şey... O da yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Doğru. 100 milyarın üstüne çıktı. 102. 102. Evet. O zaman biraz şimdi buraya yine geri geliriz ama çok bekletmeden oradaki diğer gündemleri de almak istiyorum. Ben vallahi, bu toplantının gündemlerini. Yani genç iş insanları toplantısında neler konuşuldu, neler projeksiyonlandı. Biraz iyi haber varsa onları da verin. Vallahi iyi haber şöyle, DEGİAT'ın toplantısında çok da uzman, bu konuyla ilgili epey çalışmalar yapan hem
eli de bir anlamda taşın altında olan sanayiciler, iş insanları da vardı. Şükrü Ünlü Türk vardı, Onur Ünal vardı. Onlar bu özellikle döngüsel ekonomiyi konuşuyor, Denizli de konuşuyor. Çünkü mesela tekstil terbiye sektöründen sanayicilerin ifade ettiği, yavaş yavaş bizi sıkıştırmaya başladı artık Avrupalılar. Yani alıcılar diyorlar ki bu işleri bir şekilde çözelim. Yarın öbür gün bu karbon emisyonları meselesi kapımıza dayanacak. 2023'ün Ekim ayından itibaren bunlar kayda alınmaya başlayacak. Bizim burada taahhütlerimizi gerçekleştirdiğimizi görmemiz lazım. Siz de bu çalışmaları yürütebilmemiz için sizin de bu geminin içinde olmanız lazım. Geminin içinde olmak için adımlar da atılıyor doğrusu. O tarafı bence sevindirici. Hani artık konuşmaktan yapmaya doğru bir geçiş var. Ama tabii şöyle de diyelim, finansman yok gene. Yani dönüyor dolaşıyor iş, finansmanda takılıyor. Destekler var, hükümet destekleri var. Ama bankaların bu konuda en çok bu alanda şey yapılıyor, yani destek vermeleri bekleniyor ama henüz böyle bunlara ulaşabilen de pek sanayici yoktu salonda. Sorduk çünkü, konuştuk. Çok fazla bir örnek çıkmadı doğrusu. Bir bu tarafını vurgulayabilirim. Bir de göründüğü kadarıyla sanayiciler hızla güneş enerjisine yönelmiş vaziyette. Güneş enerjisinde bir patlama yaşanıyor adeta. Herkes yatırım yapmaya çalışıyor. Ama orada da prosedürlerde bir şey var, sıkıntı var. Orası hızlı ilerleyemiyor. Hızlı ilerleyememesinin bir önemli nedeni de trafo meselesi. Öyle mi? Evet. Trafo, yeterince trafomuz yok. Güçlü trafolar yok. Yani şey yapılsa bile, bir bu konuda yatırımlar yapılsa bile bunların bir zaman alacağı anlaşılıyor. Ben bunu geçen bu TOSYÖV'ün 18. KOBİ zirvesinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede de vardı. O da önemli bu KOBİ'lere özellikle imalat sanayinin yeşil dönüşümü diye bir paket var şimdi. 450 milyar liralık bu dağıtılacak ve bu da Mayıs'ta başlayacak. Yani muhtemelen büyük ihtimalle Mayıs'ta başlayacak. Bu da önemli bir destek aslında. Ama bu süreç içerisinde işte o güneş meselesi orada da gündeme geldi. Sayın Bakan Yardımcısı da dedi ki yani bu çok kolay çözülebilecek bir konu değil. Çünkü enerjiyi üretseniz bile bu enerjiyi trafolara verip elektrik enerjisine dönüştürmeniz gerekiyor. Elektrik enerjisine dönüştürecek o trafolarda yeterli kapasite yok. Bunun da bir zaman alacağını kendisi de söyledi. Bu tarafıyla hakikaten o güneşteki müthiş iştahla sanayicideki hazırlıklarımız arasında biraz bir boşluk var. O kadar da hızlı bunların devreye giremeyebileceği anlaşılıyor. Ama bunlar esas itibariyle daha diyelim iyi tarafları. Çünkü yatırımı içeren tarafları, döngüsel ekonomiyi, çünkü döngüsel ekonomide de yavaş yavaş adımlar atılmaya başlanmış. Sadece bu yeşil mutabakatla ilgili adımlar değil, birbirlerinin atığından, daha doğrusu artık atık da denmiyor, artığından. Onun suyundan yararlanıyor. Diyelim ki tekstil terbiyecinin arıttığı sudan bir başka sanayici onu üretim prosesinde kullanabiliyor. Yani böyle yavaş yavaş bu işbirlikleri de gelişmeye başlıyor. Ben yani bu yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi konusunda hala mutlaka yapılacak çok şey var ama farkındalık anlamında bir problem kaldığını hissetmedim. Yani herkes farkında, konuları iyi biliyor, çok iyi sorular geliyor. Ama bunların daha hızlı bir şekilde yatırıma dönüşmesi kesinlikle parayla ilgili. Öyle tabii, parayla ama rekabet ilgili. İçinde kaçınılmaz bu söylediğiniz. Rekabet içinde kaçınılmaz. Geçenlerde bu Koç Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebişlioğlu'yla da sohbet ediyorduk. Bir sürede geçti üstünden ama onun söylediği hep aklımda kaldı. Söylüyorum da onu.
Ona da sormuştum ya bu yeşil mutabakat ne ifade ediyor sizin için diye. Demişti ki ya Avrupa'da raflarda bizim ürünlerimiz olacaksa bizim için bu artık bir gereklilik, bir zorunluluk. Hani vakkayla kavga olmuyor diyoruz ya, bu artık bir vakka. Hakikaten tartışılıyor. Hindistan 2070 yaptı kendi sıfır karbon hedefini. Biz 2053 yaptık, ona göre bayağı iddialı. Hindistan diyor ki bunu sizin ödemeniz lazım diyor batılı ülkelere. Orada bir takım çekişmeler de var. Ama bizim gibi Avrupa ile bu kadar iç içe, ticareti de dış ticarette bu kadar yarı yarıya olan bir ülkenin doğrusu bundan kaçma imkanı ya da köşelerde saklanma imkanı kesinlikle yok. Bunun da sanayicide bir farkındalık oluşturduğunu bizzat Denizli'de gözlemledim. Şimdi Avrupa'ya getirdiğiniz sözü ben biraz daha Avrupa-Amerika ekseninde de bir şeyler sormak istiyorum size. Tabii. Yani şimdi şöyle günlerdir oradaki süreçleri konuşuyoruz zaten. Ne var? İşte oralarda da enflasyon var. Bir faiz patikasını izliyoruz enflasyonla mücadele için. Ama tabii onun yarattığı bazı riskler de söz konusu. Ve bu süreçte artık şu söylem de duyulur oldu, belirginleşir oldu. Yani enflasyonu kabul etme. Evet. Bir İngiltere'den gelen açıklamayı Merkez Bankası cephesinden. Bir de Amerika Birleşik Devletleri eski hazine müsteşarı Sanders'ın açıklaması var ki o da önemliydi. Şu minvalde özetleyebilirim. Yani Amerika artık %2 enflasyonlu bir ülke değil. Oraya gitmek için bazı acı reçeteleri kabul etmek, bir yol almak ve küçülmek gerekiyor. Ekonomi küçülmeden bu iş çözülemeyecek diye. Şimdi soruyu ben şöyle getirmek istiyorum. Amerika'da ve Avrupa'da bu konuştuğumuz trendler varken, dolayısıyla ekonominin dengeleri de bu gidişat üzerinden şekillenecekken, Türkiye'nin mevcut verileri bu gidişatla ilgili, yani Türkiye hangi verilerle bu gidişatı karşılayacak? Ve işte ne olacak, ne kadar hazır? Yani hazır kelimesi de çok doğru ifade olmuyor belki ama nasıl bir tablo çıkacak? Ya bir kere şimdi şöyle bir gerçek var ki bu işte bir önceki sohbetimizde de konuşmuştuk IMF'nin son dünya ekonomik görünüm raporu üzerinden. Evet. Bu hayat pahalılığı krizi meselesi aslında yeşil gündemle, yani yeşil dönüşüm gündemiyle de bir araya geldi ve bakacak olursak önümüzdeki süreçte, çünkü bu henüz müşteriye buranın ürünleri ucuz olarak verilemiyor. Ama buraya doğru da bir yönelim var. Şimdi buradaki pahalılık da bir anlamda o yoksullaşmayı İngiltere Merkez Bankası'nın kabul etmemiz lazım dediği türden, tabii ki onlarda farklı bir boyda, bizde bambaşka bir boyutta, onu daha da derinleştiren bir konu. Şimdi bizim için finansmanı bulamıyoruz diyoruz ya, şimdi finansmanı yani büyük ölçüde bir süre daha biz bulamamaya devam edeceğiz. Çünkü her şeye rağmen finansal koşullar, her ne kadar dünya kendisini, finans sistemi kendisini yeşil finansa önceliklendirmeye göre ayarlamaya çalışsa da finans koşulları diye bir şey var. Size verdiği zaman işte CDS risk priminize gene bakıyor. Sizin koşullarınıza gene bakıyor. Ne yapacağınıza bakıyor. Öyle yine de bedava bir para yok ortada. Bu finansmanı bulamadığınız noktada orada geniş kesimlerin yoksullaşmasının derinleşmesine de maalesef engel olamama durumu da var. Yani çok, bence çok isabetli bir noktayı söylüyorsunuz. Çünkü buna bir tedbir de alınması lazım. O dar gelirli kesimlerin zaten son dönemde biraz tekrar yoksullaşmaya başlamış olan kesimlerin o yoksulluklarının daha da derinleşmemesini bu yeşil dönüşüm süreci içerisinde sağlayacak tedbirleri de almak gerekiyor. O da paraya dayanıyor. Dijitalleşme diyoruz, işte ikiz dönüşüm diyoruz değil mi? Yeşil dönüşümün hemen yanına dijital dönüşüm de gerekli diyoruz. Bu biri olmadan öbürü olmaz. Dün Denizli'de de konuşuldu. Gerçekten dijital dönüşümü hayata geçirmeden yeşil dönüşüm çok zor görünüyor.
anlattı uzmanlar da. Ama dijital dönüşüm de paraya bakıyor. O da ciddi bir teknoloji. Ve çok net bir şekilde eğer o parayı yatıramıyorsanız bu dijitalleşme süreci sizi daha fakir bir yere doğru götürüp daha zengin olanı, bu işe para yatıranı daha da zenginleştirme dinamiklerine de sahip. Böyle tehlikeler de var baktığınız zaman. Onun için mesela dün de konuşulan konulardan bir tanesi mutlaka döngüsel ekonomi ama aynı zamanda tasarruf, aynı zamanda dönüşüm. Yani aynı zamanda verimlilik. Verimlilikten kasıtları şu. Yani verimlilikle tasarruf aynı şey değil dediler. Verimlilik çünkü yatırım gerektiriyor gene. Orada da paraya ihtiyacınız var. Yani bu dönüşümü sağlamak için de paraya ihtiyacınız var. Yani eninde sonunda bu iş geliyor finansmana, paraya. Ve para sadece bankalardan değil dışarıdan da gelmesi lazım bize. Dışarıdan bize mutlaka bir para gelmesi gerekiyor. Ama o da bizi getiriyor monopol oyununun ilk karesine. Nasıl ilk karesine getiriyor? Çünkü çok para geldiğinde de bu sefer dışarıdan öyle para geldiğinde sadece odaklı olarak gelmeyebiliyor. Eğer siz bunu ciddi şekilde kontrol etmiyorsanız ya da kanallarınızı öyle ayarlamıyorsanız. Bu sefer size gelecek aşırı miktardaki diyelim dış kaynak bu sefer size başka sorunlar, başka bağımlılıklar yaratmaya başlıyor. Dünyada buna da mesela gene Hindistan özellikle Raghuram Rajan ve arkadaşları ciddi çalışmalar yapıyorlar bununla ilgili. Nasıl dış kaynak eğer kontrolsüz gelirse, yani bununla ilgili çok söylem var da, Raghuram Rajan hani teorik olarak da bu işi hem de pratik olarak birlikte koyuyor. Denemeler, bununla ilgili örnekler ve aynı zamanda teorik çerçevesiyle nasıl ülkeler gelen fazla kaynaktan sevinecekleri yerine bir süre sonra üzülebiliyorlar. Çünkü o para bir anda kesildiğinde ya da bir anda çıkma niyetinde olduğunda dünyadaki gelişmelerden dolayı ki dünyada pek çok jeopolitik nedenden dolayı sıkıntılar bekleniyor. O zaman krizi daha da derinleştirerek gidebiliyor. Hakikaten öyle bir seçim dönemi yaşıyoruz ki dönüp dolaşıp oraya bağlayalım. Çok yani kuyumcu terazisi hassaslığında adım atılması gereken, her şeyin birlikte düşünülmesi gereken bir süreç bu. Ben bu Türkiye'nin yeşil dönüşüm mücadelesini de, enflasyonla mücadelesini de, dış kaynakla büyüme, enflasyon ve faiz ikilemini de hepsini aynı potada ama o dokuz tilkiyi dolaştırıp kuyruklarını da birbirine değdirmeden yapmak gibi çok önemli bir şeyle karşı karşıyayız. Dün konuşuluyordu. Sabah da DESİAD'ın, Denizli Sanayici İş Adamları'nın toplantısı vardı. Orada da dendi ki şapka artık çıkaracak tavşan da kalmadı. Ben de şöyle bir şey dedim. Ya artık herhalde bundan sonra tavşanın şapka çıkaracağı işler yapmamız lazım. Başka türlüsü mümkün değil. Oradaki arkadaşlar da aynen sizin gibi güldüler. Çünkü söylediğimin ben de aslında biraz böyle çok da ayakları yere basan bir şey olmadığının farkındayım. Yok, estağfurullah. Ama yani retorik, öyle. Doğru insana bunu düşündüren yani, bir ortam var. Bu sadece Türkiye özelinde bir şeyden değil. Bahsetmiyoruz. Aynen. Bir zincirden bahsettiniz siz zaten. İşte Arjantin. Evet. Değil mi? Yani 1000 bas puan arttırım yaptı. 1000 bas puan, evet. 81'den 91'e çıkardı. Gene sorunları bitmiyor. Öyle sorunlar bitmiyor ama biz konuşmaya haftaya devam edeceğiz. Tamam. Çünkü yönetmenim peki. Diyor ki süreniz bitti. Bitti, tamam. Burada noktalayalım. Aslında turizmi de biraz konuşacaktık. Ya evet, o da başlıklarda turizmde vardı daha ama. Daha iyi, daha olumlu haberler var, konuşuruz. Konuşuruz, onu da haftaya konuşuruz. Nasılsa süremiz olacak haftaya. Tabii ki. Burada noktalayalım. Ana haberde birazdan ben yine burada olacağım. Hakan Bey'i uğurlayıp geleceğim.